Arkadaşlar bir tane dikdörtgen çiziyorum ve köşegenlerini çiziyorum. Dikdörtgende köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenlerin kesişim noktası burada 4 tane eşit doğru parçası meydana getirir. Şimdi burada AC köşegenin uzunluğu DB köşegenin uzunluğuna eşittir ve burada da 4 tane eşit doğru parçası var. Dikdörtgenin köşe açısı 90 derece olduğundan buraya 90-36'dan 54 derece kalır. Arkadaşlar bakın bu uzunluk bu uzunluğa eşit olduğundan CTB üçgeni ikiz kenar üçgendir. Taban açıları eşittir. Şimdi burada DB uzunluğu BE uzunluğuna eşit olduğu için DBE üçgeni ikiz kenar üçgendir ve taban açıları eşittir. DB e üçgenin iç açıları toplamından x'e gidelim. Bakın şu tepe açısı 70 derecedir. O halde x artı x artı 70 180 olup 2x eşittir 110'dan x 55 derece olur. Bir tane dikdörtgen çiziyorum. Köşegenlerini de çiziyorum arkadaşlar. Burada şu açıların ölçüleri eşittir. Soruda Şurayı 20 olarak verdiğinden bakın her biri 20 derece olacaktır. Şimdi burada fe uzunluğu Fb uzunluğuna eşit D noktası köşegenlerin kesim noktası. Dolayısıyla F ile D'yi birleştirdiğimde Fb uzunluğu neyse Fd uzunluğu da ona eşit olur. Ayrıca Fc'yi de birleştirdiğimde Fb uzunluğu neyse Fc uzunluğu da ona eşit olur. Soru da burası 20 derece olarak verildiğinden bu 20 derece buraya eşittir arkadaşlar. Bakın FC ile FE eşit uzunlukta olduğu için EFC ikiz kenar üçgendir. Taban açıları eşittir. Taban açısı 50 ise buranın da 50 olması gerekir. O halde şu açıyı bulalım. 50 artı 50 100 olup 180'den 100'ü çıkardığım zaman bu açı 80 derece olur. Dikdörtgenin köşe açısı 90 derece olduğundan 90 eksi 20'den buraya 70 derece kalır. Arkadaşlar FC uzunluğu FB uzunluğuna eşit olduğundan CFB üçgeni ikiz kenar üçgen olup bakın şu açıda 70 derecedir. 70 artı 70 140 olup 180'den 140'ı çıkardığımızda buraya 40 derece kalır. DFB doğrusaldır. Dolayısıyla doğru açı 180 derece olduğundan 80 artı 40 120'dir 180'den 120'yi çıkardığımda buraya 60 derece kalır DFE ikizkenar kenar üçgen olarak görünüyor T açısı 60 derece olduğuna göre Demek ki DFE eşkenar üçgen arkadaşlar Ve çift çizgi ile gösterdiğim uzunluklar X uzunluğuna sahiptir Şimdi burada Fazla çizgileri sileceğim şöyle benim için oralar önemli değil. Arkadaşlar, bakın şu açı 80 artı 40'tan 120 derecedir. Onu yazayım. Soruda EB uzunluğu 12 olarak verilmiş. Taradım bu üçgen, aradaki açı 120 olan ikiz kenar üçgendir. O zaman bir kenarı x ise EB uzunluğunun x kök 3 olması lazım. 12 eşittir x kök 3'ten. X burada 12 bölü kök 3 gelir. Paydasını rasyonel yaptığımızda X 4 eşit olur. Dikdörtgenin köşe açıları 90'ar derecedir. EAF üçgeninde açıları yerleştirelim. Alfa, beta diyelim. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derecedir. Doğru açı 180 derece olduğundan buraya beta kalır. Beta 90, alfa üçgeni oldu. Dikdörtgenin kısa kenarı 12 birim olup BC uzunluğuna eşittir. PB uzunluğuna y diyelim. Taradığım üçgenlerin iç açıları aynı olduğu için benzer üçgenler olup benzerlik yaparak y'yi bulalım. Soldaki üçgende beta'nın karşısında 6 var. Sağdakinde 12 var. Soldaki üçgende alfa'nın karşısında 8 var. Sağdakinde y var. Bu durumda y 16 gelir. AB uzunluğu 6 artı 16'dan 22 olup DC uzunluğuna eşittir. Arkadaşlar üstteki taradığım dik üçgende Pisagor'u uygulayarak x'i bulalım. 4'ün karesi artı 22'nin karesi 500'dür. 500'ü 5 çarpı 100 olarak yazdığımızda ve kara aldığımızda x 10 kök 5 gelir. Şekil 1'deki dikdörtgenin çevresi 21 birimmiş. Şekil 2'deki dikdörtgenin çevresi sorulmaktadır. Şekil 2'ye dikkat edersek 5 tane kısa kenarın toplamı 2 tane uzun kenarın toplamına eşit arkadaşlar. O halde kısa kenara 2k dersek DC uzunluğu 2k çarpı 5'ten 10k olup 10k'nın yarısı 5k olur. Şekil 1'e odaklanalım. Kısa kenara 2K, uzun kenara 5K dediğimize göre çekil birin çevresi 2 çarpı 2K artı 5K'dan 14K'ya eşittir. Bu da soruda 21 olarak verildiğinden 21 bölü 14 diyerek sadeleştirme yapalım. 7'ye böldüm 2, 7'ye böldüm 3, K'yı 3 bölü 2 olarak buluruz. Arkadaşlar dikdörtgenin bu kenarının 10K olduğunu bulduk. Şu kenarı da bulalım. Kısa kenarına 2K, uzun kenarına 5K dediğimiz için bunları yazdım. O zaman BC uzunluğu 9K'ya eşit olur. Şekil 2'nin çevresi 2 çarpı 10K artı 9K'dır. Bu da 38K'ya eşittir. K'yı da yerine yazdığımızda 3 çarpı 19'dan şekil 2'nin çevresi 57 birim olur. Elimizde dikdörtgen var arkadaşlar. Burada dikdörtgenin üst kenarı ile alt kenarı paralel olduğundan burada bir kelebek benzerliği yapalım. x'in 9'a oranı x k'nın 9 k'ya oranına eşittir. AB uzunluğuna 9 k dediğime göre DC uzunluğunun da 9 k olması gerekir. Dolayısıyla DF uzunluğu 9 k eksi x k'ya eşittir. Arkadaşlar soruda DE AC'ye paralel olarak verilmiş. Şunu sileyim. Bu kez burada bir kelebek benzerliği yapacağız. Altının x e oranı eşittir. 9K eksi XK'nın burada K parantezini alarak yazalım. Bölü XK'ya oranı diyoruz. Arkadaşlar K'lar X'ler sadeleşir. 6 eşittir 9 eksi x'ten x 3 birim olur. Bir tane dikdörtgen çiziyorum. Köşegenini çiziyorum. Bir nokta alalım. Bu köşe noktayı, bu köşe ile noktayı birleştirelim. Mavi ile taradığım üçgenin alanı, kırmızı ile taradığım üçgenin alanına eşittir. Bu bilgiyi kullanacağız. Bakın arkadaşlar E noktası var. E ile B'yi birleştirdiğimde şu alan 17 olarak verildiğinden burası da 17 birim karedir. O zaman şu üçgenin alanı 42 eksi 17'den 25 birim kare olur. Çift çizgiye karşı 25 geliyorsa buranın da 25 olması gerekir. Taradığım bu üçgenin alanı 25 artı 25'ten 50 olup mavi üçgenin alanına eşittir. Cevap 50'dir. BK uzunluğu 18 birim olarak verilmiş. AC köşegenin uzunluğu neyse DB köşegenin uzunluğu da aynı olup arkadaşlar buradaki uzunluklar eşittir. Şimdi F noktası BK'nın orta noktası, E noktası da DB'nin orta noktası olduğu için burada EF BK'ya paraleldir. O zaman 1'in 2'ye oranından 9'un 18'e oranı gelir. EF uzunluğu 9 birimdir. AD uzunluğu 4 birim olarak verilmiş. ABCD'nin çevresi 28 birim. ABCD dikdörtgeni 5 eş dikdörtgene ayrıldığına göre KL uzunluğu nedir demiş. AD uzunluğu 4 ise BC uzunluğu da 4'tür. Arkadaşlar, her biri eş dikdörtgen olduğu için Kısa kenarlarına k dediğimizde dikdörtgenin çevresi 4 artı 5 k'nın iki katında 28 eşittir 4 artı 5 k 14 olup k buradan 2 gelir yani her bir kısa kenar 2 birimdir o zaman şurası 2 birim şurası 2 birim bu kısım 6 birim şu kısımda 2 birimdir arkadaşlar. Dikdörtgende üst kenar ile alt kenar paralel olduğundan burada kelebek benzerliği var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Zaten şu uzunluk 4 birim. 2'nin 6'ya oranı 1 bölü 3'tür. O zaman buraya 1, buraya 3 dersem 1'in 3'e oranı da 1 bölü 3 olup şu uzunluk 4'e eşit olur arkadaşlar. Kelebek benzerliği yaptık. Devam edelim. Burada da bir kelebek benzerliği var. 2'nin 2'ye oranı 1'dir. O zaman bu uzunluk ile bu uzunluk eşit olsun ki FL'nin L buraya ne diyelim? LM'ye oranı 1 gelsin. O zaman buralarda 2 birim olur arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Şöyle bir Dik üçgen oluşturacağız. Burası bir birim olduğundan şurası da bir birimdir. Ve buraya bir birim kalır arkadaşlar. Ayrıca şurası iki birim olduğundan burası da iki birimdir. Taradığım üçgende Pisagor'u uyguladığımızda x kök 5 olur. Elimizde bir dikdörtgen var. Köşe açısı 90 derecedir. A köşesi DE boyunca katlanınca buraya geliyormuş arkadaşlar ve A üstü noktası köşegenlerin kesim noktası olduğu için DB köşegenini iki eşit parçaya böler. Bu uzunluğa K dersem burası da K olur. Ayrıca DA üstü uzunluğu buraya eşit olacağından AD uzunluğu da K'dır. Bizden istenilen şuradaki açıdır arkadaşlar. Burada dikkatlice baktığımızda DAB üçgeni bir dik üçgen olup hipotenüsünün 2K olduğunu görüyoruz. Ayrıca istediğimiz açının karşısındaki kenar da hipotenüsün yarısı. O halde aradığımız açı 30 derece olsun ki hipotenüsün yarısı olsun. Bu durumda cevap 30 derecedir. PK uzunluğunu sormaktadır. Burada EFGH bir kare arkadaşlar. Şimdi olaya şöyle başlayalım. Dikdörtgenin köşe açısı 90 derecedir. Karenin de köşe açıları 90'ar derecedir. Bu şekilde yazalım. Arkadaşlar şuraya alfa, şuraya beta dersem alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olup doğru açı 180 derece olduğundan buraya beta kalır. Dolayısıyla şurası da alfadır. Şimdi yukarıdaki taradığım üçgen ile alttaki dik üçgen benzer üçgenler olduğundan benzerlik yaparak AG uzunluğunu bulacağız. Devam ettiğimizde arkadaşlar şurası 180 derece olması gerektiğinden Burası da betadır. T e noktasından buraya dik indirdiğimde şuraya alfa kalır. Yani kırmızıyla taradığım üçgen ile mavi ile taradığım üçgenlerin iç açıları aynı olduğundan bunlar benzer üçgenlerdir. Dolayısıyla uzunlukları bulup yerine yazacağız arkadaşlar. Önce mavi ile taradığım üçgenlere bakalım. Yukarıdaki üçgende alfanın karşısında 16 var. Alttakinde ise 4 var arkadaşlar. Yukarıdaki üçgende beta'nın karşısında 4 var. Alttakinde ise AG uzunluğu var. Sadeleştirme yaptığımızda AG uzunluğu 1 gelir. O zaman bu uzunluk 1'miş. Şimdi arkadaşlar alttaki mavi ile taradığım üçgen ile kırmızıyla ile taradığım üçgenin iç açıları aynı. Hipotenüsün uzunlukları da eşit olduğundan bunlar eş üçgenlerdir. Dolayısıyla aynı açının karşısındaki kenarların uzunlukları eşit olması gerekir. Burada beta'nın karşısında 1 varsa kırmızıyla taradığım üçgende de beta'nın karşısında 1 olmalıdır. Sol tarafta alfa'nın karşısında 4 varsa kırmızıyla taradığım üçgende de 4 olmalıdır. O zaman şu uzunluk 1 artı 4'ten 5 olup buraya 16'dan 5'i çıkardığımızda 11 kalır. 11 uzunluğu da x uzunluğuna eşittir. Burada böyle bir bilgi verilmiş fg uzunluğu sorulmaktadır. Kolayca sadeleşebilmesi için ben bc uzunluğuna 3k diyeceğim. İsterseniz k deyin fark etmez arkadaşlar. O zaman şu eşitliği kullanalım. 2 çarpı dikdörtgenin alanı 6 çarpı 3k'dan 18k'dır. Ve bu da 3 çarpı A, B, e üçgenin alanıdır. Gerekli sadeleştirmeyi yapıp düzenlediğimde A, B, e üçgenin alanı 12K'ya eşit olur. Şimdi burada E noktasından A, ye dik indiriyorum. Bunun yüksekliğine H diyelim. E, A, B üçgenin alanını yazalım. Yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Ve bu alan 12K'ya eşittir arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda H... 4K olur. Zaten şuraya 3K demiştik. O zaman burası da 3K'dır. Tamamı 4K olduğuna göre buraya K kalır. Dikdörtgenin üst kenarı ile alt kenarı paralel olduğu için benzerlik yapacağız. K'nın 4K'ya oranı eşittir. X'in 6'ya oranıdır. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda x 6 bölü 4'e o da 3 bölü 2'ye eşittir. Dikdörtgenin köşe açıları 90'ar derecedir. Burada açı ortayın özelliğini kullanacağız. E noktasından AF'ye dik indiriyorum. Açı ortay özelliğinden DE uzunluğu neyse bu uzunluk da ona eşittir. Ayrıca AD uzunluğu buraya eşittir. Arkadaşlar nokta açıya alfa alfa dersem Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olsun. O zaman burası da beta'dır. Doğru açı 180 derece olduğunda buraya 2 alfa kalır. Çünkü alfa ile beta'nın toplamı 90 derece ise 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı da 180 derece olur. Şimdi şu bölgeye bakalım. 90, 90, 180. 2 alfa ile neyi toplarsam 180 olur. 2 beta'yı. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada oluşan Sarıyla gösterdiğim deltoidin iç açılarıyla mavi ile gösterdiğim dörtgensel bölgenin iç açıları aynı olduğu için mavi dörtgensel bölgede bir deltoittir. Dolayısıyla CF ile şu uzunluk eşit olup burası 5'tir. 14'ten 5'i çıkardığımda buraya 9 kalır. AD uzunluğuna eşittir. O da BC uzunluğuna eşittir. 9 eksi 5'ten x'i 4 olarak buluruz.